Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. TYT 2020 yapıldı, hepinize tekrar geçmiş olsun. E, aklımızda kalan soruların cevaplarını, hatırladıklarımızı paylaştık. Tabii ki yanlış hatırladıklarımız olabilir. İşlem hatası yaptıklarımız olabilir. E, arkadaşlarımızla aklımızda kalanları paylaşmaya çalıştık. Bir satranç turnuvası sorusu vardı. Ee, onu da e, arkadaşlarımız zaten soruları biliyordur. Burada zaten sorular henüz yayınlanmadı ya da yayınlansa da telif açısından sıkıntı oluştu biliyorsunuz paylaşım yapmıyoruz ama orada soruyu bilen arkadaşlarımız için ben e, yani e, yaptığım çözümü paylaşmak istiyorum. Normalde tabi işte ...kombinasyondan seçerek de yapabilirdik ama... ...ben hep şunu söylüyorum söylüyordum arkadaşlar... ...arkadaşlarımıza... ...yani eğer sayma işlemini kolay yapabileceğimiz bir soru varsa... ...burada sayalım gözümüzde büyümesin... ...zaten şıklarımız çok azdı... ...sanırım işte 6, 8, 10, 12 gibi şıklardı... ...mesela birkaç sene önce bir soru çıkmıştı... ...hani... ...işte 3 şapka, 4 tişört, 3 pantolon... ...kaç farklı şekilde giyilir... ...renkleri vardı aynı renkler giyilmeyecek... ...mesela orada sayma yapmak gerekiyor... ...yani çünkü o da sizi çözüme daha hızlı götürüyor... ...şıklar çok büyük değil 7, 8, 9 10 ya da e, bu tip yani saymayı kolay yapabileceğiniz sorularda bence saymaya yönelmek daha iyi. Yani kombinasyon işte 6'nın ikilisini yaparız, 4'ün ikilisi falan oradan da çıkıyor zaten cevap ama bence o daha uzun bir çözüm sunuyor. Ben şöyle düşündüm mesela. E, A okulundan A1 ve A2 öğrencileri gelsin. B okulundan B1 ve B2, C okulundan C1 ve C2 öğrencileri gelmiş olsun. Şimdi arkadaşlar aynı okuldan gelenler kendi aralarında eşleşmeyecek. Ben şöyle düşündüm. O zaman A okulundan gelen A1'i alayım. A1 üzerine hareket edelim. Bakın ben A1'in yanına B1'i yazabilirim örneğin. A1'in yanına yazabileceğim 4 farklı durum var. Ya B1, ya B2, ya C1, ya C2. Ben B1 için olan durumu bulup bunu kaçla çarpacağım? 4'te. 4 ile. Çünkü 4'ü için de aynı durumun adedince gelecektir. A1, B1 olduğunda A2, B2 yapamayız. O zaman C'ler eşleşmiş olur. Ya şöyle yapmamız gerekir. A2, C2. Öyle değil mi? Ee, B2 C1 yapmamız gerekir Ya da A1 B1 ile eşleştiğinde A2 C1 Yani şunları yerine değiştirmemiz gerekir B2 C2 yapmamız gerekir Bunun dışında yazabileceğimiz durum yok Dediğim gibi A2 B2'yi seçersek C'ler kendi arasında olur Biz bu durumu istemiyoruz Demek ki A1 B1'i seçtiğimde Bu sabitken bunlar kaç farklı şekilde yer değiştirmiş oldu 2 2 farklı turnuva eşleşmesi yapabildim ben Demek ki A1 B1 değil de A1 B2 desem arkadaşlar A1 B2 üstte bunu seçsem bunun altına da iki farklı eşleşme düzeni yapabileceğim. Aynı mantıkla A1 C1 dediğimde de iki farklı düzen A1 C2 dediğimde de iki farklı düzen gelmiş olacak. 4 tane 2'den 8 farklı şekilde bu turnuvada aynı okuldan gelenler eşleşmeyecek şekilde turnuva eşleşmeleri gerçekleştirebileceğim. Yani bence burada cevabın 4 tane 2'den 8 gelmesi gerekir. Ee, bakın bence gayet kolay çıkmış oldu. Ee, dediğim gibi şıkların çok büyük olmadı bu seçme sıra sorularında, seçme sıralama sorularında buradan ilerleyebiliriz. Kombinasyonlu çözüm burada biraz daha kafa karıştırıcı e, olabilir. Ben bu şekilde çözümün doğru olduğunu düşünüyorum ve cevabın 8 olduğunu düşünüyorum. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Her A1 B1 için 2 durum. A1 B2 eşleşmişken 2 durum. A1 C1 eşleşmişken 2 durum. A1 C2 eşleşmişken 2 durum. Zaten bunun dışında da durumumuz yok. 4 kere 2'den doğru cevap 8 gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.